Hanımlar, beyler, Medyaskop için hazırladığımız Brüksel Kafası başlıyor. Avrupa Parlamentosu'ndayız. Sevgili Demir Murat Seyrek'le birlikteyiz. Bugün parlamentonun başka bir bölümünden sizlere hitap ediyoruz. Ayda bir Strasbourg haftası oluyor. Dolayısıyla Strasbourg haftasında parlamentoda neredeyse hiç kimse çalışmıyor. Biz de bu haftalarda size yine de ulaşabilmek için böyle bir çözüm bulduk ve kendi stüdyomuzu yarattık, parlamento manzaralı. Daha önce çekim yaptığımız stüdyoyu da tam arkada görüyorsunuz. Aslında şu anda kimse çalışmıyor orada. Bugünkü programımızda neler konuşacağız? Biraz aslında bu Avrupa'da yükselen sağ ile ilgili programlarımızda hep kısaca değiniyoruz ama bugün biraz daha detaylı irdeleyelim diyorum bunu. Özellikle mesela Türkleri, Avrupa'da yaşayan Türkleri de etkileyen bir durum mu bu sağın yükselmesi? Aslında uzun zamandır aşırı sağın hedefindeki gruplardan bir tanesi aslında Avrupa'da yaşayan Türkler ve genel olarak Türkiye. Bu anlamda hani Avrupa'da olan bir şeydi zaten, Avrupa'daki Türk karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı. Ve uzun zamandır da bu hem Avrupa'daki Türklerin hem de Türkiye'nin de aslında şikayetçi olduğu bir şey. Bu Avrupa'daki Türklerle ilgili söylenen ırkçı söylemler. Ama bunların biraz böyle bir listesini yaptığımız zaman da aslında bazı benzerlikler görüyoruz. O yüzden de biraz konuşmak istedim ben bu konuyu. Şöyle bir liste çıkardım. Acaba Avrupa'daki aşırı sağ partiler, çok merak ediyorum şu anda, aşırı sağ gruplar Avrupa'da yaşayan Türklerle ilgili bizi çok rahatsız edecek ırkçı boyutta neler söylüyorlar diye. Ona geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Bu Avrupa'da yükselen sağcı partilerin birinci olarak hedeflerinde Türkler mi var yoksa genel olarak yabancı karşıtlığı mı bu? Genel yabancı karşıtlığı ama bazı ülkelerde tabii ki yabancı dendiği zaman akla ilk Türk geldiği için belki Belçika'da öyle değil. Belçika'da daha çok bu hani Faslara karşı bir, Fas asıllara karşı bir karşıtlık anlamında gelişiyor. Ama işte Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da Türklerin daha fazla yoğunlukta olduğu ülkelerde de bu karşımıza direkt Türk karşıtlığı olarak çıkıyor. Bir de genelde Türkiye karşıtlığıyla da bağlantılı oluyor. Bu özellikle Türkiye'nin AB süreci vesaire anlamında. Hani diğer ülkelerde böyle bir en azından süreç de olmadığı için Türk karşıtlığı biraz hani AB süreciyle de bağlantılı bir karşıtlık noktasına dönüşebiliyor. Evet, çok merak ediyorum bakalım Murat nasıl bir liste yapmış. Neler söylüyorlar Avrupa'daki sağcılar? Pek hoşumuza gitmeyecek bazı şeyler var listede. Evet. Türklere karşı neler söylüyorlar? Evet, çok hoş şeyler söylemiyorlar. Ne diyorlar mesela? Aile ve toplum değerlerimizle buradaki Türk toplumu uyuşmuyor diyorlar. Kadınlara saygıları yok, kadınları rahatsız ediyorlar diyorlar. Tembeller, çalışmayı sevmiyorlar, sosyal sistemin üzerinden geçiniyorlar diyorlar. Eğitimsizler, eğitim seviyelerini yükseltmek için bir çaba harcamıyorlar diyorlar. Dilimizi öğrenmiyor diyorlar. Değerlerimize saygı göstermiyorlar, entegre olmuyorlar diyorlar. Şehirlerimizi daha güvensiz hale getiriyorlar. Saygısızlar, kamuya açık yerlerde yüksek sesle konuşuyorlar. Pisler, yerlere çöp atıyorlar, şehirlerimizi kirletiyorlar. Doğum oranları daha yüksek, o yüzden demografimizi değiştiriyorlar. Belirli siyasi partilere daha yakın oldukları için siyasi dengeleri değiştiriyorlar. Kamuya açık yerlerde, okullarda kendi dillerini konuşuyorlar, anlamıyoruz. Bir şekilde çocuklarımızın aynı sınıflarda okumalarını istemiyoruz. Aynı bölgelerde yaşamak istemiyoruz. O yüzden kendi şehirlerimizi, kendi ülkelerimizi, belirli bölgelerini boşaltmak zorunda kalıyoruz. Burada yaşıyorlar ama vatandaşlar ama hala kendi ülkelerine tatile gidiyorlar. Hala kendi televizyonlarını izliyorlar. Kendi ülkelerine yatırım yapıyorlar. Evet, hala kendi ülkelerindeki siyasetle iç içeler. Ve son olarak bununla da bağlantı olarak diyorlar ki artık kendi ülkelerine görsünler. Burası evleri değil bu insanların. Yani şimdi sen tabii bu listeyi sayarken geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye'de tatildeydim. Ve tatilde duyduğum bazı şeylere çok yakın şeyler aslında sayıyorsun. Çünkü Türkiye'de özellikle Suriyelilerin artık her şehrin her tarafında görülür hale gelmeleri hiç aklı hayale gelmeyecek insanlardan inanılmaz aslında ırkçı laflar duyacak noktaya geldik. Türkiye'de de benzer şeyler var galiba Suriyelilerle ilgili. Evet. O yüzden bu listeyi biraz olabildiğince okudum ki bazı şeyleri biraz daha hatırlayalım. Rahatsız olduğumuz kavramlar neler, nelere tepki gösteriyoruz. Çünkü bunlar olduğu zaman
bir şekilde, hatta sadece aşırı sağa değil, tüm Avrupa'yı suçlayarak Türkiye genelde diyor ki işte Avrupa'yı görüyorsunuz, işte bu Avrupa kafası bu, Haçlı kafası bu, Haçlı zihniyeti bu, işte bunlar bizlere bunları söylüyorlar, Türkleri istemiyorlar, Müslümanları istemiyorlar. Bu şekilde tepki gösteriyoruz. Tabii bir anlamda baktığınız zaman konjonktür çok farklı. Yani Suriyelilerin mülteci olarak Türkiye gelişiyle, Türklerin işçi statüsünde misafir olarak çağrılarak Avrupa'ya gelişleri, konjonktürler farklı olmakla beraber sonuç olarak bir gruba hedef alarak söylenen sözlerden bahsediyoruz ve bu çok rahatsız edici. Bundan da önemlisi, bunu ırkçılık olarak kabul etmiyoruz. Yani bu söylediklerimizin normal şikayetler olduğunu düşünüyoruz. Ama aynı şeyi Avrupalılar söylediği zaman bunun ırkçılık olduğunu düşünüyoruz. Burada bir empati sorunu var çok büyük. Bir de o noktaya gerçekten değinmemiz gerekiyor. Çünkü Avrupa'da yaşayan Türkler özellikle Suriyelilerle karşılaştırılma konusunda acayip kızıyorlar. Yani bunu sakın Türk mahallesinde falan kimseye söyleme. Yani sosyal medya üzerinde bununla ilgili bir şey yazdığında, bakın aslında Avrupalılar da şöyle söylüyor, biz de Suriyelilere böyle söylüyoruz. Yani Avrupa'da yaşayan Türkler kesinlikle kendilerini Suriyelilerle bir tutmuyor. Çünkü şöyle bir algı var, ne kadar doğru bilmiyorum ama Suriye'de bir savaş var. Türkiye'ye gelen Suriyeliler o savaştan kaçıp gelenler, ama Avrupa'da yaşayan Türkler senin de dediğin gibi buraya bir davet üzerine geldiler ve çalışmak için, buranın ekonomisine katkı sağlamak için geldiler. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'nda ilk kez bu kadar çok gülen insanlar görüyorum bu arada. Yanımızdan geçiyorlar şu anda. Size kadar geliyordur muhtemelen sesi. Dolayısıyla Avrupa'da yaşayan Türkler kesinlikle Suriyelilerle karşılaştırılmak istemiyorlar. Bunu bir kere söyleyelim. Bizden günah gitsin, sonra üzerimize fazla mesaj alalım. Ama zaten sorun da şey değil, yani bu iki grubun aynı olduğunu, tarihi olarak aynı süreçlerden geçip bu noktaya geldiklerini söylemek değil. Ama sonuç olarak iki grup var. Bir tanesi Avrupa'da yaşıyor, bir tanesi Türkiye'de yaşıyor. Ve iki gruba yönelik bazı suçlamalar var, bazı söylemler var. Bu söylemler birbirine ne kadar benziyor ve bu söylemler aslında birazcık dışarıdan baktığımız zaman ne kadar rahatsız edici. Ve bunun aslında iki tane daha acı boyutu var, empati anlamında çok sorunlu olan. Avrupa'da yaşayan Türklerden bir kısım da Türkiye'ye gittikleri zaman diyorlar ki işte ya her yer Suriyeli olmuş. Yani burada şikayet ettikleri şeyi Türkiye'ye girdikleri anda Suriyelilerle ilgili yapıyorlar. Veya işte Türkiye'de ayrımcılıktan şikayet eden Kürtler bir şekilde yine Suriyelilere bu söylemlerle yaklaşıyorlar. Bu anlamda hani genel olarak toplumda bir empati sorunu var. Bunu görememek var. Birazcık bunu o yüzden konuşmamız gerekiyor. Ve yani bunu aslında ön plana getirebilecek kişiler de aslında Avrupa'da yaşayan Türkler. Çünkü günü gününe bununla karşılaşanlar. Belki hani biz Brüksel'de biraz daha şanslıyız. Çünkü hani çok aşırı uçtaki partilerin çok güçlü olmadığı bir şehirde yaşıyoruz. Ama işte Brüksel'in biraz dışına çıktığımızda Flaman bölümünde çok aşırı sağ partilerin çok yükselişte olduğunu görüyoruz. Ve bunlar tabii ki işte Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da çok daha ileri boyutlarda. Burada tabii sağın yükselişi burada yaşayan Türkler açısından şöyle de bir önem arz ediyor. Partiler yükseldikçe, yani oy oranları yükseldikçe, Almanya'da olduğu gibi mesela, Almanya'da biliyorsun çifte vatandaşlık konusu tartışmaya açıldı ve Türklere artık denildi ki bir tane vatandaşlık seçin. Benzer tartışmalar Belçika'da da yaşanıyor. Tabii bu hani kağıt üzerinde siz oranın vatandaşı olmayı seçseniz ne olur? Yani işte birçok Türk aslında Belçika vatandaşı zaten. Fakat senin de dediğin gibi tamamen Türkiye odaklı yaşanılıyor burada, özellikle Brüksel'de, Türk mahallesinde. Türk siyaseti, Türk futbolu, Türk dizileri takip ediliyor. Haliyle de bu bazı ırkçı Belçikalıların pek hoşuna gitmiyor. Tabii bu aynı ırkçı kelimesini biz kendimize söyleyemiyoruz maalesef. Yani Türkiye'de benim de çok yakından tanıdığım, çok sevdiğim, saydığım arkadaşlarım, eşim, dostum Suriyelilerle ilgili aslında bayağı ırkçılığa varan şeyler söylüyorlar. Fakat bunun da farkında değiller. Irkçı olduklarının farkında değiller. Evet, özellikle bir de yani Türkiye'de sol siyasetin içinden gelen insanlardan da bu tür söylemler geliyor. Yani sadece diğer çevrelerden veya daha böyle milliyetçi çevrelerden değil. O işin bayağı rahatsız edici boyutu. Çünkü en azından Avrupa'da sol bir siyasetin içinde siyaset yapan birinin böyle şeyler söylemesi, yani düşünmek bile mümkün değil. Türkiye'de söylemeyi bırakın, hani bazı belediyeler işte plaja girilmez bilmem ne vesaire gibi, bu işi çok ileri boyutlara taşıdılar ki buradaki aşırı sağ bir parti bile böyle bir şeyi, onların bile aklına gelmemişti. Böyle bir şeyi aklına bile gelip denebilirim. İşte Belçika'da daha çok deniz tarafındaki yerlerde aşırı sağ partinin güçlü olduğu yerler var. Böyle bir şey mesela Belçika'da düşünmek bile mümkün değil, hayal etmek bile mümkün değil. Tabii yani
Suriye konusu ve genel olarak Suriyeliler Türkiye için şu anda bir kriz mi? Bir kriz. Ve hani geleceği de etkileyebilecek bir kriz mi? Evet. Ama bunu eleştirirken sanırım hedefi yanlış seçiyoruz Türkiye'de. Yani bunun bu noktaya gelmesindeki suçlu Suriyeliler değil. Bunun bu noktaya gelmesindeki suçlu yanlış Suriye politikaları. Yanlış Suriye politikaları dediğimiz zaman şu anda tabii ki muhalif tarafa geçmiş olan Davutoğlu'nu da hatırlamamız gerekiyor. Hala bir şekilde bu insanların entegrasyonu için belki yeterli politikaları geliştirememiş olmak ve bir şekilde halka da bunu anlatamamak. Yani bunun tabii için hep muhalefet hem hükümet suçlu, çünkü halka anlatamama durumu da var. Yani kabullenme aşaması en önemli aşamadır biliyorsun bir kriz olduğu zaman. Kabullenme aşamasında Türk siyaseti gelmiş noktada değil. Yani bu insanların çok büyük bir çoğunluğu burada kalacaklar. Evet. Burada dediğim Türkiye'de kalacaklar. Türkiye'de kalacaklar. Ama bunu fakat anlamamak ve anlatamamak çok büyük bir sorun. Orada ufak bir parantez açmak istiyorum. Yani bu Suriye politikası konusunda hani hükümeti eleştirmeyi seviyoruz, bayılıyoruz buna. Davutoğlu'nu eleştirmeyi de bayılıyoruz. Fakat ufak bir parantez açmak isterim burada. Aslında Suriye meselesi Türkiye'nin de çok çok üzerinde gelişen bir mesele. Yani biz çok sevdiğim bir arkadaşımın söylediği güzel bir laf var. Yani ya büyük bir ülkesindir ya da büyük bir ülkeyle birlikte hareket ediyorsundur. Dolayısıyla Türkiye'nin birlikte hareket ettiği bir takım ülkeler var ve o bölgedeki değişime Türkiye'nin kayıtsız kalması çok da mümkün değildi. Evet. Davutoğlu, kiminle hareket ettiğimiz biraz belirsiz ama. Kiminle hareket ettiğimiz biraz belki belirsiz. En azından bizim gibi faniler için belirsiz. Eminim ki devleti yönetenlerin kafalarında stratejik derin bir plan vardır diye düşünüyoruz ama olmayabilir. Tabii bu olayın siyasi boyutu. Biz bugünkü programda konuştuğumuz şey aslında daha çok insani boyutu. Bugün yaşadığımız Belçika'da bile hala 50. yılı doldurmuş Türkler burada göçmen olarak. Ve göç politikasının bu 50 yıl içerisinde bile bir takım şeyleri başaramadığını görüyoruz. Yani bütün özgürlükler olmasına rağmen, bütün haklar olmasına rağmen göç politikasında hala aksayan bir durum var. Kaldı ki bunu şimdi Türkiye'ye uyarladığında, Türkiye'de zaten birdenbire geldi Suriyeliler. Dediğin gibi hem muhalefet hem iktidar bunu topluma anlatamadı. Ve 8 yıl mı oldu? 8 yıl oldu galiba ilk göçmenler gelmeye başladı. 8 yıldır Türkiye'de yaşıyorlar ve orada kalacaklar. Bir göç politikamız gerçekten var mı? Çok merak ediyorum. Hiç zannetmiyorum, yani ön yargılı bir laf olacak ama bir göç politikamız olacağını zannetmiyorum. Çünkü hala siyasetçilerimiz diyor ki kapıları açarız, Avrupa'ya göndeririz veyahut da Suriyeli kardeşlerimiz memleketlerine dönsünler. Misafirler yani. Misafirler. Peki gerçekten orada kalırlarsa nasıl bir göç politikası uygulanacak? Ama burada da bence çok benzer bir nokta var. Yani konjonktür yine farklı olmakla birlikte mesela Almanya'da bu hatayı yaptı. Belçika da yaptı bu hatayı. Ne dedi bunlara? Türkler geldiği zaman misafir işçiler dedi. Ve çok uzun yıllar boyunca bu şekilde davrandı. Bu şekilde vatandaşlarına dedi, yani işte bu insanlar burada çalışacaklar, ülkelerine dönecekler. Orada da bu kabullenme ve halka anlatma çok uzun zaman sürdüğü için zaten entegrasyon bugün bile daha sorunlu bir kavram. O yüzden hani örnek olarak da belki bazı şeyleri görmek lazım. Eğer Avrupa'da bu hatalar yapıldıysa, farklı bir konjonktürde de olsa, Türkiye'nin bu hataları yapmıyor olması lazım. Yani evinize gidin kavramı mesela çok sorunlu bir kavram. Baktığımız zaman şu anda Türkiye'de doğmuş olan Suriyeli sayısı, bebek sayısı 500 bine yaklaşıyor. Bir de bunun üzerine şunları ekleyelim. İlk Türkiye'ye geldiği zaman bebek olan veya küçük çocuk olanları. Bu insanlar için ev kavramı Türkiye. Türkiye. Bu insanların evi Suriye değil. Evet. Ve Suriye'de girebilecekleri bir ev de yok. Burada doğdular, Türkiye'de doğdular. Ve Türkiye'de bir şekilde eğitimlerine başladılar ya da başlayamadılar. O anlamda da yani hoşumuza gitsin veya gitmesin, bu insanların çok büyük bir çoğunluğu Türkiye'de kalacak. Ve bu aslında hem siyasetçilerin hem entelektüellerin bir sorumluluğu bunu anlamak ve bir şekilde topluma anlatmak. Yani belki burada söylediklerimiz bugün tepki alacak, pek çok insanın fazla hoşuna gitmeyecek ama Avrupa'da bunu gören, bu sorunları gören iki kişi olarak bunları bir şekilde gündeme getiriyor olmamız bizim için bir sorumluluk aynı zamanda. Yani bu konuda susamayız. Rap şarkısına mı gönderme oldu bu susamam? Yani rap şarkısı belki başka bir programda onu da konuşuruz. Bayılarak dinliyoruz. Türkiye'deki Suriyelilerin durumuyla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Madem Avrupa'da yaşıyoruz, 10 küsür senedir buralardayız ve buradaki insanlar en azından iyi niyetliler diyelim. Bu sağ tehditle nasıl baş ediyorlar? Yani hem diyoruz entegrasyonla ilgili hala bir takım problemler var.
Belçika'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın aslında 50 yıla aşkın bir süredir göç almasına rağmen hala politikalarını eleştiriyoruz ama yine de nasıl baş ediyorlar? Neler yapıyorlar mesela Avrupalılar? Şimdi aşırı sağ tehdit aslında Avrupa için yeni bir kavram değil. Hem Avrupa'daki pek çok ülke hem de Avrupa kıtası aşırı sağdan çok fazla çekti. İşte faşist rejimlerden çok fazla çekti. Aslında Avrupa Birliği'nin ortaya çıkmasının ana nedenlerinden bir tanesi bu. Yani aşırı görüşlere karşı bir şekilde ortak değerler etrafında birleşmek ve Avrupa'daki hani aslında yüzyıllarca sürmüş olan savaşları artık bir sona erdirmek bir şekilde. Bu anlamda aslında yanlış bir değerlendirme yapıyoruz. Genelde diyoruz ki işte aşırı sağ veya diğer aşırı gruplarda Avrupa değerlerini tehdit ediyor. Aslında olay böyle olmuyor. Aslında Avrupa değerlerine merkez partiler yeterince sahip çıkamadıkları için bunlar eski değerler eskisi kadar yerlerinde olmadığı için belki aşırı uçlar biraz daha kendilerine yer bulmuş durumdalar. Bu anlamda aslında esas kriz bence merkez partilerin krizi. Hem merkez sağda hem merkez solda. Yine biraz hani Türkiye ile ilgili, Suriyelilerle ilgili konuştuğumuz kavram burada da geçerli. Sorunları anlamama, anlamamazlıktan gelme, kapsamlı çözüm önerileri getirememe veya getirmeme gibi bir durum var. Merkez sol üzerinde düşündüğümüz zaman artık aşırı bir noktaya gelen bir siyasi doğruculuk var. Belki siyasi doğruculuk çok kötü bir kavram değil özünde ama öyle bir noktaya gelmiş durumda ki artık yani bu sol partiler işte yağmur yağacak demekten korkuyorlar. Acaba birileri alınır bana ördek dedin mi diye. Yani bu artık ahmaklık noktasına gelen bir siyasi doğruculuk. Bu da ne oluyor? İnsanlar çünkü bazı sorunları görüyorlar halk. Ve bu sorunları hiçbir şekilde merkez partilerin değinmediğini de görüyorlar. Aşırı uçtaki partiler ne yapıyor? Aşırı sağ da böyle, aşırı sol da böyle. Bu sorunlara değiniyor. Ha, yanlış şekilde değiniyor veya yanlış çözüm önerileri getiriyor. Ama halkın gözünde en azından gerçek sorunlara değinen partiler bunlar. Bu anlamda da bir şekilde güç kazanıyorlar. Şimdi tabii gelinen noktada ne yapılabilir? Yani aşırı sağ ile ilgili ne yapılabilir? Orta vadede bu işin tek çözüm yönü yine bu merkez partilerin bir şekilde çözüm üretir hale gelmeleri, kendileri yenilemeleri, bir şekilde birbirlerinden çok kopuk olmamaları, merkez sağ olsun, merkez sol olsun. Ama kısa vadede iş bayağı sorunlu. Belçika özelinde mesela şöyle bir politika var, 30 yıldır uygulanan, aşırı sağ ile ilgili olarak uygulanan, adı cordon sanitaire. Yani bir şekilde bu aşırı partilerin, aşırı sağ partilerin adeta karantinaya alınması, hiçbir şekilde güce ulaşmamalarının sağlanması, sistemin dışına itilmesi. Ve 30 yıldır bu bir şekilde başarıyla sürdürüldü. Bu sadece siyaset anlamında değil, işte medya tarafında da böyle, güvenlik güçleri de böyle, işte yargı da böyle bir şekilde izole bu insanların yani izole edilmesi. Ama bu tabii şöyle bir sorun yaratıyor şimdi. Bu partileri izole ettiğin zaman partileri oy veren insanları da izole etmiş oluyorsunuz. Ve bu sefer izole edilen insanlar daha da kaynaşıyorlar ve partilere daha da güçlü bir şekilde destek olmaya başlamış durumdalar. Bu anlamda bu izolasyon kısmını da birazcık düşünmek gerekiyor. Hani nereye kadar bu insanlara biraz daha diyalog kanalları açılabilir? Çok kolay bir şey değil elbette. Çünkü bahsettikleri konular, bahsetmeye çeşitleri ve sundukları şeyler kabul edebilir noktalarda değil. Ama başka bir yol bulmak gerekiyor. Burada da her zaman hani Türkiye Avrupa'dan bu konularda mesela işte bazı konularda ders alsın veya buradaki değerlere baksın veya bazı süreçlere baksın diyoruz. Burada da belki Avrupa'nın Türkiye'de bakması gereken bir süreç olabilir. Çok merak ediyorum hangisi? Bu da konjektür yine çok farklı olmakla birlikte yani işte mülteciler ve şey kadar Türk göçü kadar farklı olmakla birlikte buradaki aşırı sağa uygulanan izolasyonla Türkiye'nin tarihinde özellikle 90'larda siyasal İslam çizgisindeki partilere uygulanan aslında oradaki de bir şekilde burada kordon saniter dediğimiz politikanın bir yansımasıydı. Ha tabii Türkiye'deki ve buradaki demokrasi anlayışı veya seviyesi farklı olduğundan burada şöyle şeyler olmuyor işte parti kapatma, tutuklama, postmodern darbe vesaire. Ama realitede baktığımız zaman günlük olarak çok farklı bunlar siyasi gruplar bile olsa benzer şeyler oluyor. Yani bu insanları bir şekilde siyasetten uzak tutma, sistemden uzak tutma ve sadece siyaset değil, siyasetin ötesinde yani akademiden tutun işte orduya kadar, medyaya kadar bu insanları uzak tutma. Ve bu Türkiye'de çok da işe yaramadığı gibi tam tersi bir etki verdi. Siyasal İslam'ı daha da güçlendirdi, daha da büyümesine neden oldu.
O anlamda belki yani genelde biz Avrupa tarafına bakıyoruz ama Avrupa'nın da bu Türkiye'deki bu örneği biraz incelemesi faydalı olur diye düşünüyorum. Çok farklı siyasi partiler de olsa, çok farklı siyasi hareketler de olsa bunlar aslında yapılan bu partilere yapılan baskı anlamında ve bunun sonuçları anlamında çok benzer olduğunu düşünüyorum. Evet, ben de yaklaşık aynı düşüncedeyim seninle. Herhangi bir fikir ortaya çıktıysa bunun bir yerde konuşulabiliyor olması lazım. Ve bunun konuşulabileceği en iyi yerde parlamento. Legal bir parti olarak parlamentoya gelip hiç hoşumuza gitmeyecek fikirler bile olsa, ki o toplumun içinde demek ki bir takım kişiler onları konuşuyorlar, düşünüyorlar. O zaman bu fikirlerin topluma açık olarak konuşulması taraftarıyım ben de. Umarız bazen biz Avrupa'dan bir takım şeyleri örnek alırız, bazen Avrupalılar alır ve dünya daha yaşanılır bir yer haline gelir. Sevgili Demir Murat Seyrek'le birlikte Brüksel Kafası Medyascope'da belirli aralıklarla sizlerle birlikte oluyor. Ekleyeceğimiz başka bir şey var mı sevgili Murat? Bugünlük böyle aşırı sahile kapatmış olalım konuyu. Özellikle belki bu arada yaptığımız programlarda stüdyo dışında böyle biraz daha genel olan ama aslında hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi derinden etkileyen konulara da değinebiliriz diye düşünüyorum. Evet, bugün Medyascope için hazırladığımız Brüksel Kafası programının sonuna geldik. Bugün Avrupa Parlamentosu'nun farklı bir yerinden sizlere hitap ettik. Parlamentoda boş olduğu için stajyer arkadaşlarımız bayağı neşeliydi. Yanımızdan birkaç defa gülerek geçip gidenler oldu. Sesleri duymuşsunuzdur muhtemelen. Önümüzdeki programda yine Demir Murat Seyrek'le birlikte yeni konularla karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.